Teşekkürler Tayfun. Evet evet, tercümanımız gayet iyi o konuda. Tayfun da şöyle bir katkıda bulundu aslında medyanın görmemediği ile ilgili. Ben onu kendi kısacık bir deneyim ama bence önemli. Mesela medyanın ana akım konuları seçtiği, biz buraya geldiğimizde medyanın bizi bir kişisel mağdur olarak görmeyi tercih edip mesela Kürt meselesi ve barış konuştuğunda görmediğini de gördük. O yüzden medyaların, ana akım medyaların bazı tercihleri oluyor. Mülteci meselesi de bu seçim içinde bence o çok kıymetli bir noktaydı. Yani öyle bir listeleri var, politik tercihle doğru orantılı. Diğer yandan da ben de aslında eski bir şeyim, advocate'ım, mülteci hakları savunucusuyum Suriye meselesinden önce. Bu kamplarla ilgili doğru çok Türkiye hızlı yakalandı, sınırları açtı, önemli adımlar attı doğru. Ama sanki kampların yönetimi, kampların içinde yaşananlarla ilgili de sivil topluma açık bir işbirliğine girmediği için insan hakları ihlallerini yaşadık gibi hissediyorum. Bu konuda sizlerin eklemek istediği bir şey var mı? Direkt size hani yorum geldiği için kısaca, sonra mı artık salona da söz verelim. Ben şöyle demek istiyorum. Öncelikle hani 15 milyon derken Avrupa, işte Lübnan ve Arap coğrafyasını, bütün coğrafyayı katarak söylemek istemiştim. Fevri bir rakamdı yani. Hani kesin bir bilgiye dayanarak söylememiştim. Durumun büyüklüğünü anlatmak açısından söylemiştim. Şeyi söylemek istiyorum. Hani siyasal olarak nasıl yaklaşıldığı üzerine değindi arkadaşımız. Şöyle diyeyim. En iyi çalışmayı yapan partilerden bir tanesi HDP oldu. HDP ama şu özelde yaptı daha çok. Kobani mücadelesi üzerinden bir ağ ördü. Müthiş güçlüydü. Ama ne zaman ki siyasal olarak kendisi parti olarak bir baskıya maruz kaldığında, ki parti olarak değil halk olarak neredeyse yok edilme işine geldi. Şehirleri yıkılmaya başlandı. Siyasetçileri hapsedildi. Eş başkanlar hapse atıldı. Belediye başkanları neredeyse hepsi görevden alındı. Buna rağmen hala daha Kobani süreci üzerinden yürüyen bir ağ var ama maalesef güçsüzleşti. Bu alanda çalışma yapan derneklerse sivil toplum kuruluşları, şöyle diyeyim, %95'i İslamcı ve devlet yanlısı dernekler. Bu dernekler sivil toplum kuruluşu olarak değil, devletin sözcüsü, devletin çalışanı olarak görev yapıyorlar. Tamamen İslami bir propaganda üzerinden mültecilere yaklaşıyorlar. Ve kesin olmamakla birlikte 5 yıl dolduran yurttaşlar ve mülteciler yurttaşlığa kabul edilmeye başlıyor zaten. Çünkü aslında Recep Tayyip Erdoğan Tonga'ya düştü. Yani o sanıyordu ki işte 2-3 ay sonra gidip Şam'da namaz kılacaktı. Buna inanıyordu. Şaka değil yani. Hani hiçbir şekilde öngörmüyordu. Biz karşımızda iyi konuşan birini görüyor olabiliriz ama akıllı biri yok. Yani o gerçekten buna inanarak söylüyordu ve kapıları o yüzden açtı. İnsan yaşamına değer veren biri yok karşımızda. Sadece şunu söyleyip hani bitireceğim cevaben. Araplara bir sempati vardır Türkiye'li İslamcılarda. Çünkü Araplık ve Kur'an dili onlar için her zaman sempati uyandıran bir şeydir. O yüzden İslamlaştırılmaya çalışılan Türkiye için aslında bu yönüyle de bir fırsat. Araplar, çünkü AKP'nin içerisinde Arapça bilenler övünürler. Arapça bilmek, Arapça okuyabilmek onlar için bir övünç kaynağıdır. Ve bunun için hazır bir fırsat. Kalktılar buraya geldiler. Ve bu yönde ciddi anlamda ayrımcılık yapıyorlar. Yani arkadaşımız değindi. Yani sadece Suriyeli mülteciler de yok. İşte Iraklı mülteciler var. Irak'ta da bir savaş var. Oradan gelen mülteciler var. Diğer ülkelerde yani İran'dan kaçanlar, Pakistan'dan, Afganistan'dan gelen mülteciler var. Ve birçoğu Türkiye'yi güvenli gördüğü için, geçiş için burayı kullanıyorlar. Birçok olmayan hak sadece Suriyelilere tanınıyor. Iraklılara hiçbir şey tanınmıyor. Hani geçici koruma statüsü dedik ya, bu tamam Suriyeliler için geçerli ama Iraklılar için geçerli değil, Pakistanlılar için geçerli değil. Sadece şu anda Türkiye, o da kendine çok güvendiği için Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilere tanıdı bu hakkı ama elinde patladı. Evet, ben de arkadaşım bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi sizin söylediğiniz
Türkiye çok daha az sayıda mülteci geleceğini düşünüyordu ve çok kısa süre içerisinde, işte 2-3 ay içerisinde gireceğiz biz Suriye'ye ya da bu mülteciler geri gidecek diye düşünüyordu. Yani bu söylem Türkiye'de çok kullanılan, tabii ki gitseniz hangi devlet memuruyla konuşsanız Sadık onu söyler ama bunun üstünden çok sular aktı. Yani 2011'de ilk mülteci grupları girmeye başladı. 2012'de, 2013'te hala bu söylenebilir. Ama şu anda biz artık 2017'ye girmek üzereyken Türkiye devleti, yani ne yazık ki aptal bir devlet değil. Yani hepimizin durumu zaten onu gösteriyor ve gaddar bir devlet. Ve sistemli olarak gaddar. Yani böyle bir defa Suriyelileri hem Türkiye kabul etmesi arkada, ben çünkü Suriyelilere uygulanan hukuk 2014 yılında çıkarılmaya başlandı. Ve devlet hukuku bilinçli yapar. Yani birden şu anda yaşadığımız bir durum, artık 6. yıla giriyoruz. Biz hani 10 bin kişi gelecekti, sonra da biz Şam'a girip namaz kılacaktık. Hay Allah, nasıl bir durumda kaldık durumu değildir. Uygulanan hukuki çerçeve hem geçici koruma rejimi olarak, biraz önce söylediğim gibi Suriyeli mültecilere özel olarak yaratılmış bir şeydir. Hem onların ekonomik olarak nasıl çalışacaklarına dair ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Ve bunlar bilinçli ve iradi, siyasi irade sonucudur. Yani Türkiye devleti bir şeyin içinde kaybolmuş, şaşalamış falan şeyde durumda değil. Vatandaşlık meselesine de değinmek istiyorum ben. Türkiye'de Suriyeli mültecilerin vatandaşlığı çok yanlış bir yerden bence hep tartışıldı. AKP tarafından önerilen ve işte aman AKP'ye oy potansiyeli olacak, onlar vatandaş olunca oy kullanabilecek diye. Ve öyle yanlış yerlere savrulundu ki kendini sol diye tanımlayan partiler, kişiler ya da gruplar mültecilere vatandaşlık verilmesin diye kampanya yapmaya başladılar. Bu bence utanç vericidir. Normal şartlarda yerinden edilmiş kişilere, mültecilere, ondan sonra sığınmacılara vatandaşlık verilmesi. Çünkü hani vatandaşlık en azından hukuken en korunaklı noktalardan, hukuki statülerden biridir. Bunu herkesten önce kendini tırnak içinde solcu diye tanımlayan kişilerin talep etmesi gerekir. Eğer şu anda hani ben de size biraz önce söylediğiniz şeyde katılıyorum. Yani Suriyeli mülteciler hepsi AKP taraftarı, hiç düşünmeden AKP'li, böyle bir şey olamaz. Suriyeliler hepsi kendi menfaatlerinin, kendi korunaklı durumlarının ondan sonra nerede olduğunu değerlendirebilecek insanlar, kapasiteye sahip insanlar. Eğer kendini sol diye tanımlayan partiler ve gruplar, sendikalar, örgütler, eğer onlara dair bir şey geliştirebilseydi buna da yakın durabilirlerdi. Dolayısıyla bu aynı zamanda hem Türkiye'nin hem bence hani Avrupa'yı da katmak lazım, Avrupa'nın da solunun çok büyük bir başarısızlığıdır. Evet, teşekkürler.